Fehmi Koru, kimler yapmış olabilir? Hislerimizi içimize gömmekte ve acımızı bal eylemekte zorlanıyoruz. Patlamaya hazır volkan gibiyiz ama tepkimizi nasıl şekillendireceğimizi bilemiyoruz. Kahrolsunlar, tamam da kahrolması gerekenler kim? Bütün olağan şüphelileri zihnimizde geçirdiğimiz halde, bildiklerimizin bu denli acımasız, bu denli gözü dönmüş, bu denli namert olabileceğine inanmakta zorlanıyoruz. İnandığımız Allah'ın kahar ismi var. Onun taklitçisi olmaya kendini adamış bir sapıklar ordusunun işi olabilir mi acaba? Aynı kaderi paylaştığımız için kederlerini de dert edindiğimiz ve 30 binden fazla insanımızın hayatından sorumlu olduklarını bildiğimiz halde. Sırf bundan böyle anneler yeniden ağlamasın, kadınlar eşsiz çocuklar yetim kalmasın diye geçmişe sıfır çekmeye hazırlandığımız örgüt mü yoksa Ankara'da akan kanların sorumlusu? Yıllar içerisinde kendi halkından 400 bininin hayatına kastetmiş, 4 milyonunu yağdellerde ellerde ilkel şartlarda yaşamaya mahkum etmiş, ülkenin yarısını yağdırdığı füzeler ve bombalarla tahrip etmiş, gözü kanlı olduğunu bir çırpıda 20 binden fazla vatandaşını öldürmekten geri durmadığı Hamada giriştiği katliamdan beri bilinen bir rejimin iç savaşını sınırı ötesine taşıma amaçlı bir gözü dönmüşlüğün eseri olabilir mi? Rusya, İstihbarat dahisi bir lideri bulunan, Çeçenistan'da edindiği deneyim ve Kafkaslar'da kurduğu dostluk ilişkileri sayesinde istediğinde başka kisveler taşıyan eylemcileri hasmane ilişkiler içerisinde bulunduğu ülkelerde sahaya sürme potansiyeline sahip olduğu bilinen it dalaşı tepişmesinin tarafı bir komşu ülke mi yoksa? Türkiye'yi bir sırtını sıvazlayarak teşvik eder görünen, bir türlü çeşitli zorluklarla sınamaya giriştiği bilinen, ülkelerin içini karıştıracak araç gereç ve istihbarata sahip, artık vazgeçtik dedikleri geçmiş performanslarıyla hedef seçtikleri coğrafyaları dehşet dengesinde veya şiddet çemberinde tutabilen batıdaki müttefiklerimizin eseri olabilir mi? Bölgemizi de unutmuş değilim. Yakın zamana kadar dost bellediğimiz, zaman zaman yüzümüze gülücükler yağdıran ama dünyaya biz ve onlar paradigmasından baktığı artık açıkça bediren pek çok ülke var etrafımızda gözümüzü oymaya hazır. Onlardan birinin peylediği veya beynini yıkadığı eylemciler mi sorumlu? Hangisi? Yoksa yoksa Evet Türkiye'nin kendi içinde siyaset yerine şiddeti yöntem olarak seçmiş PKK dışında da örgütler bulunuyor. Onların uyuyan hücreleri zamanı geldiğinde girişecekleri kanlı eylemlere hazırlanmış militanları çok kişiyi öldürmeye yarayacak bomba yapma kapasiteleri var. Var da vaktiyle okullarda yan yana okudukları, aynı mahallelerde oturdukları, benzer çevreleri paylaştıkları insanlara bu kadar hunhar bir eylemi yapar mı yapabilir mi o örgütlerin militanları? Sona bıraktım ama bunu önemsiz görmeme bağlamayın lütfen. Acaba bir zamanlar düzeni koruma adına gıllı gışlı işler yapmış, kitlesel kıyımlarda, siyasi suikastlerde adını duyurmuş ünlü derin devletimiz ve refleksleri yeniden canlanmış olmasın. İnanın bu soruları soruyorum. Ancak işte bu diye parmağımı tereddütsüz kendisine çevirebileceğim biri yok bu ihtimaller zincirinde. Tam tersine hangisinin üzerinde yoğunlaşsam hiçbiri tek başına böyle bir eylemi planlayacak, üstlenecek gibi görünmüyor gözüme. Yoksa hepsi veya birkaçı birden mi? Üzerimize o denli husumet çekmiş olamayız herhalde. Başka ülkelerde karanlık taraflarına rağmen buna benzer eylemlerin failleri ortaya çıkarıldı. İspanya'da, İngiltere'de de. Failler bizde de acele bulunmalı. Fehmi Koru, Habertürk.